Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci sınıf hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bu hayat bilgisi dersimizde dini gün ve bayramların önemi üzerine konuşacağız. Çocuklar, dini bayramlardan önce evinizde hangi hazırlıklar yapılır? Bir düşünelim. Evet, dini gün ve bayramlar Müslümanlar tarafından kutlanan özel günlerdir. Bayramlar, birlik, beraberlik, sevgi, saygı gibi duygularımızı güçlendirir. Bayramlarda dargınlar barışır. Bu günlerde aile büyükleri, akrabalar ve komşular ziyaret edilir. Dini bayramlardan günler önce evimizde hazırlıklar başlar. Misafirler için ikram edilecek yiyecekler hazırlanır. Evimizin temizliği yapılır. Bayramlık kıyafetler alınır. Hangi dini bayramlarımız var? Şimdi gelin bir tek tek onları konuşalım. Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı, Ramazan ayından sonra kutlanılan bir bayramdır. Ramazan ayı oruç ayıdır ve bu ayda oruç tutulur. Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı, yani Şeker Bayramı kutlanır. Ramazan ayında ihtiyacı olanlara, yoksullara yardım edilir. Böylelikle onların da güzel bir bayram geçirmeleri sağlanır. Ramazan Bayramı'nda küçükler, büyükler ziyaret edilir. Çocuklara, yani küçüklere harçlık verilir. Gelen konuklara baklava, şeker, çikolata ikram edilir. Diğer bir bayramımız ise Kurban Bayramı'dır. Kurban Bayramı'nda maddi durumu iyi olanlar ibadet amacıyla koyun, keçi, deve veya sığır gibi hayvanlar keserler. Kesilen kurbanların etleri akrabalara, komşulara ve ihtiyacı olanlarla paylaştırılır. Yardım kurumlarına kurbanlıklar bağışlanır. Dini bayramlar insanların yardımlaşma, dayanışma, yakınlaşma içinde oldukları özel günlerdir. Aile büyüklerine, akrabalara, hastalara, komşulara yapılan ziyaretler çok önemlidir. Bunun dışında dini bayramların dışında kutladığımız dini günler vardır. Bunlar Mevlid Kandili, Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi dini günlerimizdir çocuklar. Evet, konumuzu bitirdiğimize göre konumuzla ilgili etkinliklerimizi birlikte yapabiliriz. Evet, ilk etkinliğimiz doğru mu yanlış mı etkinliği. Cümlemizi okuyalım. Doğru mu yanlış mı birlikte karar verelim. İlk cümlemiz. Dini bayramlarımız Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'dır. Doğru, evet. Dini bayramımız iki taneydi. Bir tanesi Ramazan ayından sonra yaptığımız Ramazan Bayramı, bir tanesi de Kurban Bayramı'ydı. Bu doğru bir ifade. İkinci cümlemize geçtiğimiz zaman, Kurban Bayramı'nın diğer adı da Şeker Bayramı'dır diyor. Oysa biz Şeker Bayramı diye niye diyorduk çocuklar? Kurban Bayramı'na değil, Ramazan Bayramı'na diyorduk değil mi? O zaman bu ifade yanlış bir ifadedir. Üçüncü cümlemize baktığımızda, dini bayramlarda misafirlerimize yiyecekler ikram ederiz. Ne demiştik biz? Dini bayramlardan günler önce ikramlıklar hazırlıyorduk değil mi? Bunları kime ikram edeceğiz? Tabii ki bayramlarda misafirlerimize. O zaman bu ifademiz de doğru bir ifadedir. Dördüncü cümlemize baktığımızda dini bayramlardan önce evlerimizi özenle temizleriz. Çünkü misafirlerimiz gelecek değil mi? Hazırlıklar yapacağız. Bayramlıklar alacağız. Evimizi temizleyeceğiz. İkramlıklar hazırlayacağız. Bu da doğru bir ifade. Diğer bir cümlemize baktığımız zaman dini bayramlar yakınlaşma ve dayanışma günleridir. Çünkü biz dini bayramlarda ne yapıyoruz? Komşularımızı ziyaret ediyoruz. Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Dargınlarla barışıyoruz. O zaman nedir? Yardımlaşma ve dayanışma. Özellikle Kurban Bayramı'nda ne yapıyorduk? Maddi durumlara iyi olmayan insanlara yardımlarda bulunuyorduk. Ya da Ramazan ayında bayramlarını rahat geçirmeleri için bu insanlara yardımlarda bulunuyorduk. Demek ki bu ifademiz de o zaman doğru bir ifade olacaktır. Diğer bir cümlemize baktığımız zaman, Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvanların etleri ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Bakın çocuklar, bir üst cümleyi açıklarken de bunu söyledik aslında değil mi? Kurban Bayramı'nda durumu iyi olanlar kurban keserler, durumları iyi olmayan insanlarla ne yaparlar? Paylaşırlardı. Bu da doğru
bir ifade. Evet, son cümlemize baktığımız zaman Ramazan bayramında tatile gitmek gerekir demiş. Oysa bayramlar ne için vardı? Birlik, beraberlik, yardımlaşma için vardı. O tatillerde ne yapmamız gerekiyordu bizim? Büyüklerimizi, konumuzu, komşumuzu ziyaret etmemiz gerekiyordu. Tatil o zaman doğru bir ifade olmayacaktır. Bu yanlıştır. Evet, diğer bir etkinliğimiz boşluk doldurma etkinliği. Cümlelerimizi okuyoruz. Uygun ifadeleri cümlelerimize yerleştiriyoruz. İlk cümlemiz. Dini bayramlarımız nokta nokta tanedir. Kaç taneydi çocuklar? Dini bayramımız 1. Ramazan bayramı, 2. Kurban bayramıydı. O zaman biz bu boşluğa 2 ifadesini yazıyoruz. Cümlemiz ne oldu? Dini bayramlarımız 2 tanedir oldu. İkinci cümlemiz. Dini bayramlarda nokta nokta elini öperiz. Kimlerini öperiz? Büyüklerimizin ellerini öperiz. Dini bayramlarda büyüklerimizin elini öperiz. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman ise bayramlarda giymek için aldığımız yeni kıyafetlere ne deniriz? Bayramlık denir, değil mi çocuklar? Evet, bugünlerde giymek için aldığımız kıyafetlere bayramlık kıyafet ya da bayramlık denir. Diğer bir cümlemize baktığımızda bayramlarda nokta nokta barışır. Kim barışır? Dargınlar barışır, küsler barışır, değil mi? Buradaki ifademiz dargınlar olduğu için buraya dargınlar ifadesini yerleştiriyoruz. Sonraki cümlemizde ise dini bayramlarda bayram namazından sonra ne yapılır çocuklar? Bayramlaşırız. Evet. Bayram namazlarından sonra bayramlaşırız. Eğer bayramlarda özellikle camiye gitmişseniz bayram namazından sonra uzun bir kuyruk olur ve insanlar ilk orada bayramlaşır, değil mi? Ve son cümlemize baktığımız zaman Ramazan'ın 27. gecesine dini günlerimizden bahsediyoruz. Ne denir çocuklar? Kadir gecesi denir. Bu da bizim önemli dini günlerimizdendir. Evet çocuklar, bu konumuzda bu kadar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.